Herkese merhaba, Fatih ben. Umarım herkes iyidir, keyifler de yerindedir. Dostlar, bu da benim şapşik ve derbeder oğlum Milo. Bu videoda sizlere köpeklerimize komut öğretirken nelere dikkat etmeliyiz onlardan bahsetmek istiyorum. Videoya başlamadan önce arkadaşlar, biliyorsunuz kanalımız çalındı ve bu yedek hesap üzerinden artık paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Bu sebepten dolayı kanalıma abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Şöyle de Instagram hesabımı ekliyorum. Instagram'dan nispeten bana ulaşmak çok daha kolay ve sıklıkla da canlı yayınlar yapıyoruz. Şimdi gelelim konumuza. Elimden geldiği kadar kısa tutmaya gayret edeceğim. Köpeğimize komut öğretmeye başlamadan önce bir şeyden emin olmamız lazım. O da köpeğimizin karnının aç olduğundan emin olmamız lazım. Bakın, burada ince bir çizgi var. Köpeğinizi aç bırakın demiyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Mevcut öğününü vermeden önce bu tip çalışmaları başlarsanız sizin için çok daha verimli olur. Eğer ki öğreteceğiniz vakitler, yani mama yemesinden önce bunu yapamıyorsanız, bu sefer de köpeğinizin kesinlikle reddedemeyeceği bir ödül maması kullanmanız lazım. İkinci dikkat etmemiz gereken şey ise arkadaşlar, bir komutu öğretirken dostlar hemen böyle kelimeyle ilişkilendirmeyin. Örnek veriyorum, otur komutunu öğretiyorsunuz. Mamanın işte açısıydı vesaireydi. Evet, köpek oturuyor ama hemen otur otur demeyin arkadaşlar. Köpeğiniz bırakın bir hazmetsin. Ne yaptığınızı, sizin ne yapmaya çalıştığınızı, kendinin ne yaptığını bir hazmetsin. İlk önce bir olayın mantığını anlasın. Ondan sonra birkaç tekrar, belki 5 tekrar, belki 10 tekrar, belki 20 tekrar sonra artık bir kelimeyle ilişkilendirebilirsiniz. Bunun ardından ilişkilendirdiğiniz kelimeyi köpeğinize sürekli hızlı hızlı tekrar etmeyin. Örnek veriyorum, otur, 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 Milo otur, otur Milo gibi şeyler yapmayın arkadaşlar. Köpeğiniz bunu anlamayacaktır, kafası karışacaktır. O yüzden komutu söylerken komutların arasına belli bir saniye koyun. Otur, otur, otur gibi. Sürekli hızlı hızlı tekrar ederseniz köpeğin kafası karışabilir. Örnek veriyorum, otur 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 diyorsunuz, oturmasını istiyorsunuz ama şöyle bir geri tepme olabilir. Yani köpeğiniz 3 oturdan sonra oturmayı anlayabilir ya da bunu yanlış anlayabilir. Bu sebepten dolayı Milo otur. Oturmadı mı? Bir daha denersin. Milo otur. Sakince yapmak lazım. Sayacağım bilgilerin içerisinde aslında en önemlilerden bir tanesi de şu dostlar. Bir çalışma antrenmanı asla başarısızlıkla bitirilmemeli. Yani örnek veriyorum. Diyelim ki siz köpeğinize otur komutunu öğretmeye başladınız. Otur diyorsunuz, işte oturuyor, otur diyorsunuz, oturuyor. 5 tekrar yaptınız, 10 tekrar yaptınız, 20 tekrar yaptınız. Artık her neyse. Daha sonra da dediniz ki hani yeter bu kadar dediniz. Son kez köpeğinize bir komut daha veriyorsunuz. Diyorsunuz ki otur. İşte orada eğer son kez de köpek oturmazsa o antrenmanı asla bitirmeyin arkadaşlar. Ta ki köpeğiniz o son oturu yerine getirene kadar. Bir köpek bir komutu yerine getirmemenin asla bir seçenek olduğunu bilmemesi lazım. Dolayısıyla bütün eğitimler ve eğitim tekrarları başarıyla biter. Eğer siz köpeğinizi oturtturmadan başarısızlıkla o antrenmanı bitirirseniz öğretmiş olduğunuz komut hiçbir zaman mükemmel ve kalıcı olmayacaktır. Son olarak sizlere benim tavsiyem, bu eğitim sürelerini çok uzun tutmayın arkadaşlar. Fakat burada bir istisna var. Diyelim ki sıfırdan bir komut öğretiyorsunuz. Yani eğitim tekrarı değil, yeni komut öğretme çalışması yapıyorsanız bu çalışmaları 5 ila 6 dakika, belki 7 dakika köpeğinizin enerjisine göre 10 dakikada yapabilirsiniz. Fakat eğitim tekrarları, yani öğretmiş olduğunuz komutu pekiştirmek, mükemmelleştirmek için yapacağınız diğer günlerdeki tekrarlar çok çok kısa olmalı arkadaşlar. Köpeğimizi sıkmadan bunu yapabilmeliyiz. Diyelim ki bir ertesi gün öğrettiğiniz komutu bir sonraki gün çalışacaksınız. Bunu 3 ya da 4 tekrar yapın. Dakikalarca sürekli çalışmayın. Köpeğinizle siz de sıkılırsınız. Konuyla alakalı olarak vereceğim en son öneri ise dostlarım, köpeğinizin ve kendinizin enerjisi yüksekse bu tip çalışmaları yapın. Yani işten geldiniz, yorgunsunuz, sırf tekrar yapacağım diye, sırf bir şeyler öğreteceğim diye aksiyon almayın arkadaşlar. Aynı şekilde o gün köpeğinizin enerjisi de düşük olabilir. Yine bu eğitimi ya da bu eğitim tekrarını yapmayın. Ne zaman ki her ikinizin de enerjisi yüksek, en doğru eğitim ve eğitim tekrarı yapma zamanı bu arkadaşlar. Konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Köpek sevmeye devam edin. Kanalıma abone olmanızı tekrar rica ediyorum. Instagram hesabım burada. Benden ve Milo'dan bu kadar. Hadi eyvallah. Değil mi oğlum? Tuttuk içini yediğim oğlum uçuncan benim. Tuttuk içinden yediğim oğlum uçuncan benim. Tamam, kapat.